Bismillahirrahmanirrahim. Evet, tı birleşimlerimizde devam ediyoruz. Şu ikincisi daha iyi olmuş tı elifte. Şöyle bir buraya kadar şöyle bir hareket var, böyle geliyoruz. Ondan sonra bunun işte elifini yapıyor gibi düşünün. Şöyle köşeli bir dönüş değil yani, daha rahat bir dönüş olsun. Tının eliflerini çok önüne de koymayalım. Şunlar makul, bakın bu iyi ama şu çok üstte. Bu sanki tının elifi değil de sat harfinin üstünde bir tane elif harfi var gibi duruyor. O yüzden birazcık daha geriye alalım. Bu iyi. Kaleminize göre biraz küçük olmuş sadece. Evet, elifini dediğim gibi şöyle buralara bir yere koyalım. Çok böyle tığdan bağımsız bir yere koyunca ve üste ortaya koyunca, dediğim gibi burada bir tane elif harfi var. Bu da bu sat harfi falan gibi düşünülebilir. Geçişte bir ayrıntı var. Sizin baktığınız örnek eğer Nihat Kanıcı'nın kitabı ise belki onda buna benzer olabilir ama Halim Efendi'ye baktığınızı söylemiştiniz. O yüzden ondaki örneklerinde bunun tığdan cime geçiş şöyledir. Böyle bir aşağıya doğru geliş var. Sonra bu. Şurası. Sizde ise şöyle gelmiş, sonra böyle cime geçmiş gibi. Hemen şöyle buradan bakacağım. Evet. Bu da birazcık böyle görünüyor. Halim Efendi değilse bakın bu yani tam cimin içerisinde kaybolmuş bir şekilde bu bağlantı. Olur, caizdir. Ama önceliği ben hep daha eskilere, Halim Efendi'nin meşkine veriyorum. Siz buna baktınız için ona bir şey diyemem. Ona bakmışsanız eğer. Dal harfine çıkarken şu açımız çok yatay. Birazcık daha dik olsun. Bu çıkış neyi kastediyorum? Şu. T harfleri genel olarak iyi. Şöyle bir dikey çıkış var. Sonra bu dal harfini yapıyoruz. Şu t elife çıkar gibi. Yukarıya dik. Bu kadar yatık değil çıkıp. Ondan sonra dal harfine geçiş yapalım. Evet, bunlar güzel. Bakın bu da. Elif çok önde. Yani bunu tam şuraya bir yere koyacağız. Buradakiler iyi. Bu da çok önde. Tı-sat birleşimi olması lazım bunlar. Buralarda elif yok ikincilerde. Bu tı-tı birleşimidir. Bunda vardır. Birazcık küçük kalmış. Şu çanak daha iyi ama şu mesela küçük. Evet, ayın başı iyi. Burası da iyi. Gövdede. Biraz kaleminizi 3 noktaya bir ayarlayın bunlarda. Şarf şekilleri iyi. Burada elifler sağa yatmış. En baştaki t elifte de bunun açısıyla bunun açısı birbirine paralel değil. Bunu söylemeyi unuttum. Bunlar güzel. Bu da biraz geri yatmış görünüyor. Lam. Sola meyilli olsun. Ama harf şekli çok güzel. Min başı çok kalınca olmuş. Bu kadar kalınlaşmaması lazım. Evet, burada da gene tığdan mime geçerken yukarıdaki cimde yaptığımıza benzer bir hareket ama bunda şöyle bir iniş var. Çok kalınlaşmasın. Yani şu, siz adeta şöyle yapmışsınız. Bir önce sağa doğru gitmişsiniz.
Tam bir altından da sola doğru gitmişsiniz. İki katına çıkmış bunun ölçüsü. Oysa ki sağa doğru gidiyoruz. Aynı üzerinden biraz geri geliyoruz. Yani iki tane ayrı kat değil. Çok minik. Şekil olarak bunlar iyi ama küçükler. Birazcık büyümesi gerekiyor. Ya da kalem kalınlığınıza ayrı, o büyüklüğe göre alıştıysanız da kalem kalınlığını inceltin. Evet, bunların paralellikleri sorunu var. Bununla bunların ve bunun paralellikleri aynı değil. Tığ vavda vav başı tepe noktasını birazcık öne alalım. Bunlar aynı zamanda bir sonraki dersin de hazırlıkları gibi düşünün. Çünkü aynı şeyleri bir sonraki derste de yazacaksınız. İlk harfler, tığlar genel olarak iyi. Bakın bunun tepe noktası, bu harfi şöyle üçe bölersek sol başı, sağ başı ve tepesi. Bunun tepesi öne yakın olması gerekiyor. Siz de buradan böldüğümüzde en geri noktada neredeyse vav'ın tepe noktası, bu durumda geriye doğru yatmış gibi bir görüntüsü oluyor. Oysa ki bu tam tersi, kafasını önüne eğmiş, mütevazı bir derviş gibi görüntüsü olacak. Evet, he. Lam elif bir kavis var, şöyle onda da birazcık farklı yapılışları var ama yine Halim Efendi'den bakacak olsak şöyle şuradan ayrılıyor ve şöyle bir kavis var. Şöyle bir es hareketi var burada. Direkt böyle ayrılarak bir sert bir üçgen gibi harf lam elife geçmiyor. Evet, güzel. Elinize sağlık. Bundan sonraki harf birleşimlerimiz ayın devamını yazabilirsiniz. Ayınları yaparken biraz yaklaştırayım. Sorunumuz oluyor. Odaklanma problemi yaşıyoruz yaklaştırınca. Evet, 3 hareketle yapıyoruz ayın harfimizi. Önce bir satıra paralel, hafif yukarıya doğru, hatta bir noktalı küçük bir çizgiye, sonra ayının ikinci hareketi, sonra altı ağzını yapıp elife dönüyoruz. Ayın elif. Evet, sola doğru bir nokta. Çapraz bir aşağıya doğru iniş. Üst kaşından ileride alt ağzı. Yine satırda böyle eğimli bir duruşları var ayının. Ayın B. Evet, dediğim gibi dikkat etmemiz gereken şu ilk hareket sola doğru ve satır çizgisi buysa satır çizgisine neredeyse paralel gibi hafif birazcık yukarıya meyli var sadece. Sonra ikinci hareket, gözünün içini çok büyütmeden, sonra alt ağzı üst kaşından birazcık ileride olacak, yarım nokta kadar olsa yeterli.
Ayıncım. Ayın dal yapalım bir tane de yeterli. Geri kalan zaten aynı. İkinci harflere daha da dikkat edin. Bu harflerin özellikle geçen derste, bu derse uyardığım harflere mesela dikkat edin. Ölçülerine dikkat edin. Ölçülü olsun. Hani küçük olmuş diyorum mesela bazı harfler için. Birebir kaleminiz uymayacağı için ölçülerle de kontrol etme şansım tam tutmayabiliyor bazen. Ayın birleşimlerinin tamamını yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.